Yeniden merhabalar, örgü ve hobi kanalıma hoş geldiniz diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merseize veya pamuklu iplerin her türüyle örebileceğiniz yünlü gruplarda da yine Angora, lif ipleri, süperlana, tığ, nako süper inci bu tarz tığla örülebilen inceye yakın kalınlıktaki iplerle örebileceğimiz değişik bir örgü modeli çalışacağız. Kemer, simli kordonet, aldemirlerin fantazi bir ip grubu. Polyester bir ip, uçuk bir yeşil rengi ya, renk kodu yok. Yine alize diva ile de örebilirsiniz. Tercihinize bağlı olarak koton ipleri de kullanabilirsiniz. Çünkü soruyorsunuz elimde şu ip var olur mu? Bu ip var olur mu diye ben de başta bilgileri vermek istiyorum. Geçenlerde bir kişi demiş ki videonun başında boş konuşuyorsunuz. 6 tane zincir örüyorum ilk önce. Ve dip kısmına batarak bir tane halka oluşturuyorum. Teşekkür ediyorum. Yorumu için böyle insanlara bayılıyorum. Çünkü ne yaptığımı anlamıyorlar. Bu bilgileri vermek zorundayım. Kaç numara tığ kullandığımı, hangi ip olduğunu, modelin özelliklerini anlatmak zorundayım. Bu işin gerektirdiği şey budur. Tığım 2 milimetre. 2 veya 2,5 milimetre ile bu ipi örebiliriz. Diğer kotonları da yine 2,5-3 milimetre ile örebiliriz. Border bir örnek çalışacağız. Farklı bir uygulama yapacağız. Yatay ve dikey uygulamaları nerelerde nasıl kullanabiliriz? Montajı birbirine eklemesi nasıl olur? Bunları da videonun devamında anlatacağım. 6 tane zincirle bir tane küçük halka yaptım. 1 2 3 tane zincir. İpi alıyorum. Halkanın içerisine Bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 zincir. Geriye doğru boşluktan da yapabilirim, tepe noktasından da yapabilirim. Şöyle geriden alıyorum bir tane. Üzerine ne diye adlandırıyorsanız artık pipirik yapıyorum. Bir tane zincir. Tekrar ipi al. İkili tırabzan. 1 2 3 zincir bir tane pipirik, bir zincir, Göstereceğim örnekle harika bir etek yapmışlar. Bu model ile neler yapılabilir onu da Facebook sayfamdaki paylaştığım albümden görebilirsiniz. Linkini açıklama kısmına koyacağım. Telif hakkı olabileceği için buraya yayınlamıyorum. 5 adet ikili trabzan örüyorum. Örneğimizin birkaç tane önemli püf noktası var. Burada bırakıyoruz ve dönüyoruz. 1 2 3 4 5 adet zincir. Yukarıya bir yükseklik kazandırmak için Ve devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olmak üzere toplamda 15 16 da olabilir Tığa ipi 3 defa doluyorum Dip kısmı atlıyorum Sıradaki küçük yuvaya Bir Birinciyi tek daha sonrakileri çift çıkartarak 3, 4 ve 5'li bir trabzan yapacağım ama 5. ilmeği bekletiyorum. Birinci püf noktamız. 1, 2, 3 defa dola. Yine aynı noktaya dip kısma. 1, 2, 3, 4. 5. ikisini birlikte kapatıyorum. Şöyle biraz balon bombeli bir bacak olacak. Dümdüz iki trabzan değil birazcık arası açık olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. 1, 2, 3 dola. Bir tane pipiri atla diğerinin üzerine. 4 ilmeği beklet tekrardan sonra ikisini birlikte şurada tek yapıyoruz ortalarda ikişerli yaptık bu da dikkat edilmesi gereken bir nokta 9 tane zincir 3 defa dola şu pipiri de atlıyorum. Şu kenardakiye çıkarken kullandığım trabzanın üzerine. 3, 4 ve 5. Halka birinci sıra. Pipirik sırası ikinci sıra. Bu büyük iri kafesler üçüncü sıra. Dördüncü sıra. Önümdeki büyük kafesin içerisine herhangi bir zincir çekmeden bir ve hemen yanına bir tane daha olmak üzere iki tane sık iğne. Şöyle biraz kenara doğru çekebilirim. İpi alıyorum. 1 2 3 7 8 9 10, 10 11 adet ikili tırabzan hemen dip noktadan 2 tane sık iğne. Yana atlıyorum. 1 2 sık iğne. Tekrar yan tarafa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ikili trabzan dip kısmından iki tane sık iğne yana atlıyorum Dilerseniz bu kafesleri dörtlü trabzan yaparak biraz daha küçük tutabilirsiniz tercihinize göre değişir 11 adet trabzandan sonra 1 ve 2 tane sık iğne 5. sıra 1 2 veya 3 zincirle yukarıya doğru yükseliyorum. Ve sık iğnelerden sonraki ilk trabzanın üzerinden bir tane ikili trabzan, 1 ve 2 zincir, bir tane atlıyorum. Diğer trabzanın üzerinden bir tane daha. 3 zincir. Geriye doğru bir tane pipirik örüyorum. Bir, iki zincir. Bir trabzan atla. Şöyle tepesinde pipirikleri olan kafesler örüyorum. Tekrar bir trabzan atla. 3 zincir. Bir trabzan atla. Ve son kez sonuncunun üzerine pipirik yapmıyorum. Birincinin ve sonuncunun üzerine pipirik yapmıyorum. Aradaki dört tanesinin tepesine yapıyorum. Hiçbir zincir örmeden ipi doluyorum. Karşıdaki iki tane sık iğneye atla ve ilk trabzanın üzerinden iki zincir. Bir atla. 1 2 3 1 2 zincir 1 atla ve üçüncüyü de aynı şekilde örüyorum. Şimdi yapraklarımızı tamamladık. Trabzanın ön yüzü burası. Arka sıradan uca kadar geldik. Şöyle döndüm. Bir, iki, üç zincir. İki defa doluyorum. Dip kısmından Bakın yine şurada sonu pipiriksiz bir tane trabzanla bitirdik. Toplamda 2, 4, 6 tane oluyor bir yaprağın üzerinde. 1, 2 ve 3 defa da yukarıya doğru çekerek bir tane küçük kafes oluşturdum. Şimdi dönüyorum. 3 zincirle yukarıya çıktım. İpi alıyorum. Yapmış olduğum kafesin içerisine Arada tek zincir olacak ama ondan önce bir tane pipirik. Tek zincir aynı halkanın içerisine. Yine halkanın içerisine. 3 4 ve 5 şunun aynısını yaptık buraya geldiğimde yönünü değiştireceğim için yaprakların dip kısma monte ediyorum sık iğnenin üzerine diğer yaprağın kenarındaki sık iğnenin üzerine kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın, birincileri tek yapmıştık. Sebebi buydu. Yine çift olacak. Hemen onun yan tarafına, dip kısmına kapatıyorum. Çiçeği bu defa böyle çalıştığımız çiçeği böyle çalışacağız. Simetrisini yapıyoruz dönüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 3 defa dola birinciyi atla ikincinin üzerinden Dilerseniz 4'lü de çekebilirsiniz biraz daha kısa olur 2 3 dördüncüyü bekletiyorum bir de dörtlü olarak burada yapalım tekrardan dip kısmına 1 2 3 son trabzanı birlikte kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir 1 2 3 defa dola bir tane atla Dördüncüyü birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sonuncuyu atlıyorum. Kenar trabzanının tepesine. Burada da bir tane yapıyoruz. 2 tane sık iğne. Buradaki işlemin aynısını yapacağız. 11 tane ikili trabzan ile. Üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Kafesi dolduruyorum. Kenarlarında ikişer tane sık iğne ile örgüyü kapatarak devam ediyoruz. Şimdi bir tarafı yaptık. Bir tarafı da sola doğru baktırdık. Buraya kadar dolguları tamamladık ve iki tane sık iğne ördük. Sık iğnelerden sonra iki tane veya üç tane zincir ile diğer yaprağın göbeğine atlıyorum. Şöyle dip kısmından bağladım. döndüm ve herhangi bir zincir olmadan yine sık iğnelerden sonraki trabzandan başlayarak üstteki kafesleri yapacağım. Birinciyi yaptıktan sonra iki tane zincir, bir tane atla Sonuncu kafesi de ördükten sonra iki defa dolayarak yine şu sık iğnenin birincisinin tepesinden bir tane trabzan yükseltiyorum buraya kenar kısmında. Şimdi çiçeği yine karşı tarafa geçeceğiz. Diğer simetrisini öreceğiz. Sıranın şu başına dönmüş gibiyiz şu anda. Halkamız nasıldı? Zincir çekerek kapattıktan sonra sola doğru ön yüzden örmeye başlamıştık. Aynısının olmasını sağlamak için 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. 2 defa doladım. Dip kısımdan 3 trabzanla yukarıya çıktım. 1, 2 ve 3 tane zincir. Burası benim. Şu dantelimin kafes kısmı. Birinciyi düz olarak örüyoruz. Daha sonra pipirikleri yaparak aralarında tek zincirle 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Beşinciden sonra bakın şöyle buradaki kenar trabzanın boyunda zaten oraya yine monte ediyorum. Böylece bir üst sıraya yükselmiş oluyorum aslında. Uzun sıraya geçeceğim. Monte ettikten sonra 1 2 3 4 ve 5 zincir. Hemen yanındaki kısma. Şimdi aynen bu yaprakta olduğu gibi büyük kafesli sırayı, trabzan sırasını ve diğer son sırayı yaparak 3. yaprağımızı tamamlayalım. Ben şimdi ince ve filoşumsu yapıda bir ip tercih ettiğim için tabii ki de biraz daha böyle farklı gözüküyor. Ama koton iplerle daha böyle dol dolgun gözüküyor örnek. Onunla da denedim çünkü güzel oluyor. Özellikle de etekte harika durmuş. Şimdi burada şu trabzan sırasını yaptıktan sonra bir olayımız var. Yine sık iğneyi ördükten sonra 2 tane zincirle veya 3 tane zincirle boyuna göre motifin göbeğini atlıyoruz. Oraya sabitledik. Sonra dönüp ilk kafesi yaptığımızda iki tane zincir çekmiştik. Tekrar bir tane atlayıp diğerini örüyorduk. Oraya geldiğimizde bir zincirle bir önceki yaprağı monte ediyoruz şuraya. 2 tane zincirli pipiri tamamlıyoruz. 2 zincirle diğer kafesleri örüyoruz. Üçüncü yaprağı da tamamladık ve döndük. İki tane sol tarafa bir tane sağ tarafa yapmış olduk şimdi ben bir tane daha yapacağım başlangıcını son kez göstereyim zaten hep aynı devam edecek o yüzden tekrar tekrar anlatmaya gerek yok bu noktaya geldiğim zaman şimdi alta doğru öreceğim simetrik olarak ne yapıyordum 1 2 ve 3 zincirli yukarıya doğru çıkıyordum Ve tekrardan küçük bir kafes örüyordum. Kafesi nereye doğru dolduruyoruz? Bu tarafa doğru. Sağa doğru. Yani şöyle Şimdi diğer dördüncü yaprağımın yuvasını hazırlamış oldum. Buraya doğru devam edeceğim uzun zincirle. Buradan itibaren doldura doldura geriye doğru tekrar öreceğim. Ve yine şu iki yaprakta yaptığım gibi ilk pipiriklerden iki tane yaprağı birbirine bağlayacağım. Evet aynı parçadan bir tane daha ördüm. Dediniz ki Emine Hanım bu hiçbir şeye benzemiyor. Ben bir şey anlamadım. Şimdi bu sihirli bir örgü. Nasıl sihirli? Şekilden şekle girebiliyor. Güzelliği burada. Siz böyle alıyorsunuz ipi. Bluzunuzun, eteğinizin veya runner herhangi bir projede ne örecekseniz onun uzunluğu, genişliği kadar böyle parça parça örüyorsunuz ve sırayla monte ediyorsunuz. Şimdi ben burada bir Şimdi ben burada birleştirmedim çünkü anlatacaklarım var. İp de gerçekten çok tatlı bir renge sahip. Şimdi tane tane anlatmaya başlıyorum. Sadece 4 yapraklı bir bordür ördüm. Bu şekilde buradan ve diğer uçta da yine şuradan devam etmekte. İstediğiniz genişlikte uzunlukta bordürü bu şekilde örüyorsunuz. Yatay veya dikey olarak kullanabilirsiniz. Yatay olarak kullanacaksınız. Birinci bordürü ördünüz bitirdiniz. Etek veya bluzda. Zaten şöyle yuvarlak yapacaksınız. Şöyle katladığınız anda iki uçtaki yarımlar birleşecek ve bütün olacak. O yüzden kenarı böyle. Burası buraya kapanıyor ve yuvarlak ördüğünüz örgüde hiçbir boşluk olmuyor. Bütün ilerliyor. İkinci bordürü nasıl monte edebiliriz? Birinci seçenek. Gördüğüm eteğin modelinde kiloş etek yapılmış. Şöyle. Şu ortadaki yaprakların ortasındaki iki ikişerli pipiriklerden karşılıklı aynı kısma gelen yerden birleştiriyorsunuz. Bunu da birleştiriyorsunuz. Şöyle arada bir boşluk var. Buraya küçücük kalp gibi yonca gibi bir tane ara motif yapacağız. Onun yapılışını birazdan göstereceğim. Bir sırada şu trabzanlar düz. Simetrik yaprakta ters olarak denk geliyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Her iki örnekte trabzanın düz yüzü denk gelmiyor. O yüzden de bordürünüzü ister bu yönde İsterseniz de bu şekilde farklı yönde kullanabilirsiniz sıkıntı yok. Ve kiloş bir etek yapacaksanız da ölçüyü daraltmakla genişletmekle uğraşmayacaksınız. Bütün olarak örüp bel kısmında şuralardan büzerek gideceksiniz. Yakın yakın trabzan sırası geçerseniz o kendi kendine büzülecektir. Ve aşağı kısmı da geniş olarak kalacak. Yatay örgü de ikinci seçenek. Diğer bordürü hiçbir ara motif uygulamadan bu şekilde monte edersiniz. Onda da nereye denk geliyor? Yine şu ortadaki yapraktaki 4 tane pipiri yanlardan ikincilere tutturabilirsiniz. Şöyle koyduğunuz zaman pipirikler hangisinin üzerine geliyorsa onu örerken ayarlayabilirsiniz kolaylıkla. Bakın nasıl muhteşem bir görüntüsü olacak. Bunu bütün düşünün, bütün hayal edin. Yine bunun da bu şekilde birleştirilip de bütün olarak örülmüş etek modelini de Facebook albümümde paylaşıyorum. Oradan görebilirsiniz. Video yüklendikten bir gün sonra paylaşacağım. Örneğin dikey olarak kullanacaksam. Bir bluz yapacağım. Yatay değil dikey olarak border yapmak istiyorum. Aynı şekilde. İsterseniz ara kısmına motif olacak şekilde. İsterseniz de bu şekilde motifsiz olarak birleştirerek. Bakın dikey olarak da çok şık gözüküyor. İçine ince bir astar geçirtebilirsiniz. Yelek, uzun ceket, güpür gibi bir hırka üretebilirsiniz. Tişörtlerinizin üzerine kimselerde yok. Bitirip giydiğiniz zaman herkes dönüp tekrar bakacak bence. Şimdi dikey olarak yaptık diyelim. Birleştirdiğimiz zaman şu uçlar çıkıntı olarak kalabilir. Eğer dikey olarak bu şekilde birleştirdiğinizde şu uçlar hoşunuza giderse böyle bırakırsınız. Eğer düz isterseniz etek ucunu ne yapabiliriz? İlk başta örmüş olduğumuz motifleri tek olarak başlarız. Şöyle yani şurada ilk ne yapıyoruz? Halkayı yapıyoruz. 1, 2, 3 tane büyük kafes yapıyoruz. Altına 5 tane dolgu yapıyoruz. 5 tane değil 3 tane dolgu yaparsınız. Sadece bir tane atlayarak bir adet kafes yaparsınız buraya. Geri dönerek aynen tek bir yaprağı örersiniz. Diğer çiçeğin diğer kısımlarını iptal edersiniz. Bir yaprağı ördükten sonra şu bütüne geçersiniz. O da kolay. Örneği başlayıp bir kez elinize alıp çıkarttıktan sonra bunlar çok kolay. Şu anda anlatınca karışık gelebilir ama deneyin. Başarıp yapabilirsiniz. Tek yaprak yapın. Alt kısmı bu şekilde düz olacaktır. Yine şöyle ucuca yapıp yine şöyle sırt sırta örneği baktırarak arasını boşluk olarak yapıp küçük motiflerle doldurabilirsiniz. Görüntü olarak hangisi hoşunuza giderse. Şimdi şu arada yapmamız gereken küçük motifi göstereceğim. Birleştirmedim anlatmak için. Şu orta kısımdaki yaprağın şu ikişer pipiriğinden böyle denk getirip örerken birleştireceğiz. Şurada yaptığımız gibi. Kısaca bir bluz askılı herhangi bir şey süveter yelek öreceğinizde kesme işlemini de söylemek istiyorum. Bunda çok uğraştırıcı bir kesme tekniği yok. Zaten şurada bakın örneğin gidişinde burası dik. Diyelim ki kollu bir şey örüp diyelim ki bir yelek gibi herhangi bir şey oyuntusu yapacaksınız. Direkt olarak şurayı bırakırsınız. Üzerinden devam edersiniz. Bu tarafa geçmezsiniz. Eline yapacağınızda da zaten örneği yarım bırakarak veya böyle gerisinden başlayarak zaten şöyle bir yatay bir uygulama yapıyorsanız şurası kol oyuntusu olur. Buradan bu şekilde devam ettiğinde karşılıklı bir yuvarlak birleştirme olmadığı için kol oyuntusuna burası yeterli gelir. Evet şu haliyle bile bir peçete, runner, sehpa üzerine bir örtü bile yapılabilir. Bu pek çok farklı projede kullanabileceğiniz bir bordür çeşidi. Şimdi arasını motifli yapmak isteyenler için küçük motifi gösteriyorum. Dilerseniz zincir başlayarak da yapabilirsiniz. Sihirli halka ile de yapabilirsiniz. Zincir ile başlayanlar 6 adet zincir çekerek bir halka oluştursun. Bu halkanın içerisine birinci sırada sık iğne ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 adet sık iğne. Şöyle kapatalım. Burası benim başlangıç noktam olsun. Buradan itibaren 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir. 1, 2 defa dola. Yandaki sık iğnenin üzerine. 1, 2, 3 defada çekerek bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir. Yandaki sık iğnenin tepe noktasına sabitle yana geç 1 2 3 4 5 6 7 2 defa dola. Yandaki sık iğnenin üzerinden. Şimdi 4 tane bölme hazırladık. Kafes sırasını tamamladıktan sonra hazırlamış olduğumuz uzun kafesleri sık iğne ile doldurmaya başlıyorum. 2 3 4 5 tane ile tepeye kadar çıktım. Şimdi burada yukarıya doğru kullanacak olduğum parçayı alıyorum. Şöyle tuttum. Bu parçada şu ikisini birleştirmiş olduğumuz pipirik. Sonrasında 3 tane kalmıştı. Birleştirme kısmını yanındakini atlıyoruz. Şu ikisine Birincisine bir tane zincirle de buraya geçiş yapabilirsiniz. Bir tane zincirle de geçebilirsiniz. Motifinizin büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Bunu buraya böyle takıyorum. Tekrardan yanında kalan boşluğa 2 adet sık iğne. Yana geçiyorum. 2 adet sık iğne. Şimdi bunun tepesini de yanındakinin üzerine yapacağım. Benim uzun olduğu için kafeslerim zincir çekmiyorum. İyi gelir diye düşünüyorum. Bunu da buraya bağladım. Ondan sonra 5 tane sık iğne ile aşağıya kadar bacağı dolduruyorum. Veya 6 tane sizin örgünüzün durumuna göre. Eşit olsun yeterli tip kısma şöyle içinden geçirerek sabitledim. Tekrar yana geçiyorum yine 5 tane sık iğne. Bu defa karşıdaki yaprağın bir tane pipirini atladım ikincisinden başlıyorum. Yana geçiyorum. İki tane sık iğneden sonra diğer pipirin üzerinden Şimdi üst parçayı birleştirdik. Sırada alt parça var. Şöyle yerleştirmiştim ben. Sonuçta şunlar da birleşmiş gibi düşünün. Aynı şekilde kalan iki yaprağı da bu kısma. Şu aralarını birleştirdiğimiz pipirikten sonrakine atlıyoruz. Ve kalan şu sondaki iki pipirikten aynı şekilde bağlıyoruz. Evet güzel kapadokyamıza da buradan sevgiler. Şimdi ara motifi de yerleştirdik. Şöyle düşünün. Şuraları görmeyin. Şu dalga devam edecek. Böyle. Evet, biraz emek isteyen farklı bir çalışmayla karşınızdaydım. Umarım bu teknik hoşunuza gitmiştir ve beğenirseniz işinize de yarar umarım. Ne kadar çok paylaşım yapar, yorumda bulunur veya beğenit butonuna basarsanız ve abone olarak da ücretsiz olarak takip ederseniz o kadar çok kişiye ulaşmama vesile olursunuz. Abone Beğen. olanlar, beğeni ve yorum yapanlar, paylaşan ve izleyen tüm seyircilerime teşekkür ediyorum. Sizlere layık yeni ve daha güzel projelerde görüşmek üzere diyorum. Facebook, Instagram, Pinterest ve YouTube'dan Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Bütün linklerim ve diğer bilgileri videonun altındaki açıklama bölümünden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, huzurlu kalın. Görüşmek üzere.